Rüyada kuşun üstümüze pislemesi. Değerli takipçilerim, yani bu da anket anlamında oyalanmış bir rüyadır. Söylüyorum. Mesela işinizde krizler varsa ve işinizde hiçbir şekilde çözümlenemiyorsanız, hayatınız hep böyle kötü ve bir türlü ilerlemiyorsa ve adalet noktasında da hep haksızlıklara uğruyorsanız, hayatınızda sürpriz gelişmeler, hiç beklenmedik güzel haberler ve sıkıntılarınızdan tez bir vakitte aydınlığa kavuşmanızı temsil eder. Eğer hapiste birisi varsa özgürlüğüne kavuşacak, devlet evranınız, devlet işiniz varsa çok büyük sorunların gideceği, tez vakitte aydınlanacağı temsil eder. Rüyada kuş pislemesi üzerinize pisliyorsa size şanslı paralar, beklenmedik noktadan miras kalacağı, yani yarın bir eğitiminiz varsa tamamlamak, iş kurmak istiyorsanız güzel fırsatları temsil edeceğini uyarır. Yani rüyada kuş eğer sizin üstünüze pisliyorsa tabii ki, ama rüyada başka birinin üstüne kuş pisliyorsa o kişiden bir destek almayı ve tanıdığınız bir iş kapısına devlete girmek istiyorsanız, devletle ilgili beklentileriniz varsa talihin size konmasını temsil eder. Yani aslında rüyada bir kuşun pislemesi üzerinize hayırlıdır. Ama rüyada mesela kuş boku görmek nedir diyorsanız, özellikle rüya sahibi bunu gözüküyorsa, ortak kazanç, hanenizin bereketinin çok fazla bolluğa erişeceği, huzursuz bir düzenin daha rahatlığa ereceği, rüyayı eğer bu kişi mesela rüyayı gören kişi iş hayatı ile ilgili mesela hedefi varsa bu hedefe erişmeyi temsil eder. Yurt dışına yerleşmek ya da çocuklarınızla ilgili yurt dışı planınız varsa, yatırım yapmak istiyorsanız, toprak almak istiyorsanız, bu kuş boku görmek size hiç beklenmedik malı, mülkü ve aydınlanmayı temsil eder. O yüzden kuş boku gayet güzeldir. Ama rüyada mesela kuş boku temizlediğinizi görüyorsanız, yani kuş boku temizlemek aslında hayatınızdaki noktada plan ve projelerinizle alakalı fikirleriniz ve bunları hayata oluşturmak istiyorsunuz ve bir sürü devreye sokacağınız insanları devreye sokup bu işinizle ilgili markalaşmak. Mesela küs olduğunuz biri varsa barışmayı temsil eder. Uzun süredir görüşmediğiniz bir dostunuz ya da ailenizle alakalı kardeşle kırgınlık, aileyle kırgınlık varsa barışmayı temsil eder. İşte mesela patronunuz, çevrenizdeki insanlarla kırgınlık varsa orada genişlemeyi, feraha ermeyi temsil eder. O yüzden kuş pisliği temizlemek, yaşadığınız bütün sıkıntıları temizleyip yepyeni bir aydınlığa kavuşmayı temsil eder. Hastanız varsa bile iyileşmeyi, vücudunuzda sağlık probleminiz varsa bile aydınlanmayı kavuşturur. Mahkemelik, çözülmeyen olayların hepsinin temizleyip akıp gideceğini temsil eder sevgili takipçilerim. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, mutlu kalın.